Kara Taht'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Nevzat abi hoş geldin. Merhaba. Programımıza Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile giriş yapmak istiyorum. Bilindiği üzere Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası bazı açıklamalar oldu Selahattin Baki'nin. Onunla ilgili bir VTR'miz var. Onu dinleyelim, üzerine konuşalım abi. Galatasaray Spor Kulübü bir tweet attı az önce. Kirli elleriniz var tarzında bir sert bir açıklama. Ne demişler ben okumadım. Bu pozisyonda el yok, sizin kirli elleriniz var, utanmazlar. Utanmazlar. Valla tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle. Çok teşekkür ediyorum. Abi bu konuda senin yorumun nedir? Ne düşünüyorsun? Selahattin Baki Türk futboluna nasıl girdi? Nasıl? Hangi kimliğiyle ön plana çıktı? Verdiği demeçler, tarzı, üslubu. Baktığımız vakit hep aslında bir gerilimin içerisinde. Tarzıyla sanki böyle bir dizilerdeki karakterler gibi hareket ediyor. Geçenlerde hatta bu arada bir arkadaşım bana gösterdi. Yurt dışında ya da tam nerede olduğunu bilmiyorum ama işte o Sheffield dönemi galiba. Katıldığı bir taraftar programında oradaki bir yazı dikkatimi çekti. Mesela o çok ağır bir yazıydı. Yani gördüğüm vakit Selahattin Baki ile alakalı olarak. O yazıda işte senin için şunu yaparım. Hani şimdi burada ifade edemiyorum. Ama Selahattin Baki açık söylemek gerekirse kendisi bir misyon üstlenmiş durumda ve sürekli ortamı geren açıklamalara imza atıyor. Şimdi şöyle bakıyorum. Hani Galatasaray'da Erdem Timur, Fenerbahçe'de Selahattin Baki mesela. Eşleştirmesi yapalım. Erdem Timur bir kere konuştu. Bütün bir sezon Erdem Timur konuşuldu. O konuşmasındaki bir cümle farklı noktalara çekilebilir diye özür diledi. Ama Erdem Timur bir kere konuştu ve tam konuştu. Selahattin Baki çok konuştu ama bir etki yaratabildi mi ya da nasıl konuştuğuna bakmak lazım. Bir Erdem Timur'un üslubuna bakalım. Bir de Selahattin Baki'nin tarzına, tavırlarına, üslubuna bakalım. Biri çok konuşuyor, biri az konuşuyor. Çok konuşmak, etki yaratmak ya da doğru konuşmak anlamına gelir mi? O da tartışma konusu ama Selahattin Baki gerçekten de ortamı geriyor. Abi ikinci maddemizde ise dün akşam oynanan Fenerbahçe-Ankara Gücü kupa maçı var. Fenerbahçe bu maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve kupaya veda etti. Bilindiği üzere sezon başında büyük umutlarla, büyük heyecanlarla göreve getirilen İsmail Kartal ve bunun üzerine kurulan bir kadro vardı. Şampiyon olacak denilen. Ama Fenerbahçe ligin ilk yarısında rakibi domine eden, rakibi sahaya dar eden bir oyun anlayışı vardı. Ligin ikinci yarısıyla beraber bu oyun tamamen tersine dönüştü ve rakipler artık Kadıköy'e çok rahat geliyorlar ve galip gelmeye başladılar. Sence İsmail Kartal ve Fenerbahçe artık şampiyonluk yarışını ve stresini kaldıramıyorlar mı? Aslında Fenerbahçe transfer ettiği oyunculara baktığımızda kaliteli, tecrübeli, kariyerli oyuncular. Yani o baskıyı yaşamış, bunu baskıyla açıklanamaz. Bu başka bir şey. Bu biraz loserlık galiba. Winnerlık başka bir şey, loserlık başka bir şey. Burada loserlık sanki devreye giriyor. Normal şartlarda kaliteli, üst seviyede başarılar yaşamış. O baskıyı hep hayatlarında hissetmiş oyuncular zaten. Baskı hayatın her alanında var. Bu arada Mourinho çok güzel bir lafı vardı. Yani baskı maden ocağındaki insanın herhalde yaşayacağı bir şeydir. Evine ekmek götürme derdinde olan insanın hayata dair üzerinde hissedeceği bir baskı vardır. Bu kadar para kazanıp, bu kadar taraftar desteği görüp açıkçası baskıyla başarısızlığın kamufle edilmesini ben doğru bulmuyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından böyle bir durum söz konusu. Yani bu baskıyla açıklanamaz. Bu loserlıktır. Kupayı kaybetti Fenerbahçe. Şimdi kupa değersizleştiriliyor. Kupa değerli. Yani kupa şundan dolayı değerli. Fenerbahçe'de mesela kupadan elendi diye işte Fenerbahçe troll ordusu ya iyi oldu sanki ligde falan daha rahat işte yorulmayacağız falan demeye başladılar. Madem kupa bu kadar değersiz neden geçen sezon değerliydi? O kupa olmasa belki birileri koltuğunu kaybedecekti geçen sezon sonunda ya da işte bu sezon sonunda yani geride bıraktığımız sezon sonunda.